Zengin petrol rezervleriyle dünyanın önde gelen ülkelerinden İran'da akaryakıt zammıyla başlayan protestolar sürüyor. Tahran'ın giriş çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Tahran Büyük Pazarı'nda kepenkler açılmadı. Başkent Tahran'a kadar sıçrayan eylemlere karşı ülke genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Şiddet gösterilerine karışan 40 kişi gözaltına alındı. İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazlı gösterilere karşı tahammülü davranılmayacağını belirtti. Şu ana kadar bir kişinin yaşamını yitirdiği eylemlere ilişkin İran din lideri Ali Hamaney sessizliğini bozdu. Hamaney yapılan zammın arkasında olduğunu açıkladı. Yaşananların perde arkasında İran düşmanlarının olduğuna işaret eden Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını söyledi. Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Amerika'dansa eylemlere destek açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter üzerinden 1,5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlattı. Pompeo, İran halkına 1,5 yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle ifadelerini kullandı. Pompeo, 1,5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayınladığı mesajda İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor, biz de sessiz kalmayacağız, İran halkına bir mesajım var, ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz, demişti. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede yaşanırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Kereç, Arbadan ve Hürremşehir'de okullar tatil edildi. İran parlamentosu ise pazartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılacağı duyuruldu.